Namında mafya liderlerini sıklıkla ağırlayan Sayın Bahçeli elbette çok güçlü bir lider ve tabii ki bu tehditleri ettiği zaman bunun bir karşılığı oluyor hayatta da sokakta da. Ama işte gazetecilik ruhu nedir diye soracak olursanız hakikaten demirden korksak trene binmeyiz hiçbirimiz. Çünkü sizin kamunun haber alma özgürlüğü var ve biz de buna hizmet etmek zorundayız. Yoksa bulunduğumuz koltukları, bulunduğumuz işte stüdyoları boşuna işgal etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyoruz. Tabii ki buradaki bahsi geçen isimlerin yani öldürülen gazetecilerin hiçbirinin tırnağı etmeyiz. Ben şahsım adına tırnakları etmem. Ama gazetecilik ruhu nedir diye soracak olursanız, yani sizi tek tek not alıyoruz, burunlarından fitil fitil getireceğiz, hayatı dar edeceğiz, açık açık ölüm tehditleri falan aldığınız zaman siz de cevap olarak en fazla ne yapabilirsiniz? Elinizdeki silahınız, kaleminizi gösterebilirsiniz. Ve de gazetecilik ruhu nedir diye ustaların sözleriyle, üstelik öldürülmüş, suikaste kurban gitmiş, gazetecilik yaptıkları için suikaste kurban gitmiş ustaların sözleriyle belki cevap verebilirsiniz. Onun için böyle bir şey düşündüm. Yani Abdi İpekçi'nin niçin öldü diye sormayın. Yarınlar için, yarınların özgürce yaşanması için öldü. Ahmet Samim, eğer biz gazeteciler doğru bildik yazmayacaksak neyi yazacağız? Çetin Emeç, ben gazeteciyim, ben yazmazsam, o yazmazsa kim yazacak? Devam edelim arkadaşlar. Sabahattin Ali, ey cılız bir kalemden dile gelen hakikat, sen devleri bile korkutacak kadar mı korkunçsun? Musa Anter, evet Türkiye'de özgür basın var. Türkiye'de cezaevine girmeyi, işkenceyi, öldürülmeyi göze almadan özgür olunamıyor. Mesele özgürlük dilenmekte değil. Mesele özgürlüğü her gün yeniden yaratmakta. Güngör Aslan, bu ülkede Abdi İpekçiler, Uğur Mumcular öldürüldü. Onlarca gazeteci cezaevinde yattı, yatıyor. Onlarca, yüzlerce gazeteci de fiziki saldırıya maruz kaldı. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bu benim başıma gelen ilk saldırı değil. Daha önce de pek çok yerde silahlı saldırı ve suikast girişimine maruz kaldım. Bundan sonra da mutlaka bunlar başıma gelecek. Sebebi de şu, gazetecilik mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Ben bugün de yazdım, yarın da yazmaya devam edeceğim. Ve son olarak Uğur Mumcu, ben Atatürkçüyüm, ben cumhuriyetçiyim, ben laikim, ben anti-emperyalistim, ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım, ben insan hakları savunucusuyum, ben terörün karşısındayım, ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabahleyin araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın, her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar, doğacaktır. Bunlar bizim ustalarımız ama gazetecilik ruhu bu ustalarımızın tabii ki tırnağı etmeyiz ama böyle bir ruhtur aslına bakarsanız. Dolayısıyla korku bizler için fren değil, gaz olur. Çünkü biliyoruz ki korkmaktan daha büyük bir tutsaklık yok. Umut etmekse özgürlük. Bunun için ifade özgürlüğümüzü kullanmaya devam edeceğiz. Devam edelim İmamoğlu. Hayatınızda, hayatımızda ilk defa onu bu kadar öfkeli gördük. İlk defa bu kadar öfkelendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, arkadaşlar getirebilirlerse bununla ilgili de volümümüzü, ilk defa gerçekten bu kadar öfkelendiğini gördük.